Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle orkidelerimden birkaç örnek göstereyim. Rengarenk çiçekleriyle bizleri mest ediyor. Evet, sizler de orkide bakımlarında önemli hususlara dikkat ederekten böyle güzel orkidelere sahip olabilirsiniz. Bugün sizlere orkide bakımında en önemli meselelerden biri olan sulama meselesine değineceğiz. Sulamada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl sulama yapmamız gerekiyor? Sulamanın püf noktaları nelerdir? Hangi durumlarda orkidelerin susayıp susamadığını anlıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, burada öncelikle birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Bu orkidelerimin sulamasını yaptım. Bakın, normalde orkide anlatanlar der ki işte 2-3 yaprak, 4 yaprak olması lazım çiçek açması için. Bakın burada 2 yapraklı bir orkide var. Çok güzel dal attı, çiçek açacak. Yine aynı şekilde bakın şurada 2 yapraklı, 3 yapraklı bir orkidem var. Harika çiçekleriyle mest ediyor. Bakın şu aradan yeniden dal attı. Buradan çiçeklerine devam ediyor. Şu beyaz orkidem de aynı şekilde. Bakımlarına dikkat ederseniz çiçek atan dalların uçlarından yeniden dallar çıktığını göreceksiniz. Bakın şu orkidemde de, şu orkidemin uç kısmında da yine yeni dal çıkıyor. Şurada göstereyim. Evet. Bu şekilde. Evet. Şurada bir orkidem var. Bunu göstermek istiyorum. Sulamasına dikkat ederseniz bazı püf noktaları yaparsanız bakın köklerindeki gelişmeleri görüyorsunuz. Şuradan ya bir tane keyik attı. Bu keyiki de büyüsün. Onun da ayrımını göstereceğim. Geçen hafta yeni alınan orkidelerde hangi bakımlar yapılması gerekiyor? Onu anlatmıştım. Bu orkidemdeki gelişmeleri de sizlerle ara ara paylaşacağım. Köklerini göstereyim. Bakın yeşil bir şekilde sulamasını yaptım. Evet, şöyle dibini göstereyim. Bu orkidemdeki de gelişmeleri yavaş yavaş sizlerle paylaşacağım. Evet, orkide sulamasında en önemli dikkat edeceğimiz mesele orkidenin susayıp susamadığını tespit etmektir. Bunu nasıl tespit ediyoruz? Şu şekilde tespit ediyoruz. Bakın burada iki tane orkide örneği göstereceğim. Evet, bu sarı orkidem. Şöyle göstereyim sarı orkidemi. Evet, sarı orkidemin köklerini gösteriyorum. Bakın kökleri artık grileşmiş. Evet, grileşmiş. Bunu tespit etmişseniz, kökler grileşmişse bu orkide artık susadı. Evet, bunu sulamamız gerekiyor. Ama burada şunu da dikkat etmemiz lazım. Geçen hafta orkide kurtarırken size göstermiştim. Şimdi yeni alınan orkidelerin bakın şu orta kısmında süngerimsi bir yapı oluyor. Bu yapı normalde suyu tutuyor. Orkidelerin uzun süre su ihtiyacını karşılıyor. Bunun koyulmasının sebebi marketlerde orkideler satılırken sulama meselesi biraz daha geç olacağı için bu suyla belli bir süre idare etsin diye bu süngerimsi madde koyuluyor. Ama bizler bunu aldığımızda bu süngerimsi maddeyi bilmediğimizden dolayı bakın bu şekilde köklere bakıyoruz susadı ve orkidemizi suluyoruz. Bu ortadaki su daha fazla su tuttuğu için orta köklerini çürütüyor. Bu nedenden dolayı eğer orkidemize kök bakımı yapmamışsak ve ortadaki süngeri çıkartmamışsak bu bizi yanıltabilir. Bu nedenden dolayı iyice kökleri grileştikten sonra sulama yapmamız lazım. Ama biliyorsak ki bu ortasında süngerimsi yok, grileştiğini görünce, grileşmeye döndüğünü görünce hemen sulayacağız. Bakın burada başka bir orkidemin kökünü göstereceğim. Suladığım bir orkidemin kökünü göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın yemyeşil. Suladım ben bunu. Evet. Böyle yeşilse, mesela bir hafta geçmiş ama hala yeşilse bunu sulamamamız gerekiyor. Yine şöyle bir şey göstereceğim. Orkidelerimizin şu kök diplerine su fıskırtırsak, bakın fıs fısla su fıskırtırsak şöyle
Buradan yeni yeni kökler çıktığını göreceksiniz. Ama bu su fıskırtmada dikkat edeceğimiz çok önemli bir mesele var. Şu yaprak aralarında su bırakmamamız gerekiyor. Bakın şu yaprak, özellikle şu orta noktada su bırakmamamız gerekiyor. Bu suyu bırakırsak buralarda çürümeler ortaya çıkıyor ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Şimdi şu orkidemi de göstermek istiyorum. Bunun da dalları iyice eskimişti. Dallarını yeniledik. Yani bu püskürtme yöntemiyle, bakın şöyle şu alt tarafa püskürttüm. Sularken buna dikkat ettim. Şu an gelişmelerini gösteriyorum size. Bakın yeni yeni kökler çıktı buradan. Şuradan bakın. Şu arka taraftan da göstereyim bakın. Yeni yeni kökler çıktı. Bu şekilde sağlıklı kökler çıktığını göreceksiniz. Şimdi bir orkide sulamada nasıl ideal bir sulama yapılabilir? Bunu göstermek istiyorum. Evet, şöyle orkidemizin saksısının boyunu geçmeyecek şekilde bir kaba su koyuyoruz. Orkidemizi, sulayacağımız orkidemizi alıyoruz. Bu kabın içerisine koyuyoruz. Şu şekilde. Bakın, saksının boyunu geçmeyecek şekilde koyuyoruz. Bu şekilde 5 dakika suyun içerisinde bekletiyoruz. Yine şu hava köklerine, bakın hava kökleri, hava kökleri bizi yanıltmasın susayıp susamadığıyla alakalı. Hava kökleri zaten gridir. Önemli olan toprağın içindeki köklerin yeşil olmasıdır. Yeşilse sulamaya ihtiyacı yok, gri ise sulamaya ihtiyacı var. Yine aynı şekilde bu alt tarafına su fıskırtacağım. Aynı şekilde hava köklerine de. Şimdi bunu yapayım. Evet, hava köklerine de suyu fıskırttım. Bakın yeşillendi. Şimdi bunun 5 dakika bekleyeceğim. Sonra köklerdeki gelişmeleri birlikte izleyeceğiz. Evet, 5 dakikamız geçti. Şimdi bakın bu suyun içerisinde bıraktığımız orkidemizi sudan çıkartıyoruz. Şu şekilde. Bakın köklerdeki farkı hemen hissettirdi. Görüyorsunuz, yemyeşil oldu. Bunu sudan çıkarttıktan sonra, bu çok önemli bir mesele, bu fazlalık suyun akması gerekiyor. Bakın şu şekilde. Ve bunu şöyle daha fazla akması için şöyle kenara bırakıyorum. İyice fazlalık suyun akması gerekiyor. Aktıktan sonra yeniden kabına koyacağım ve olduğu yere koyacağım. Sulamada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, dış saksı kullanımında özellikle buna dikkat edilmiyor. Ben de sulanabilir orkide, bu şekilde batırma yöntemiyle değil. Bir tane mesela şöyle göstereyim. Çay bardağı su bir tane orkideye yeterli olur. Bunu üstten güzel bir şekilde dökeriz. Saksısında, alt saksısında bunu çekmesini bekleriz. Şöyle akşama kadar çeker. Akşam eğer fazlalık su kalmışsa onu da yeniden boşaltmamız gerekiyor. Dış saksı kullanımında eğer üstten suluyorsak, suladıktan sonra dış saksıyı kontrol etmemiz gerekiyor akşama doğru. Sabah suladık diyelim, akşama doğru kontrol etmemiz gerekiyor. İçerisinde fazla su kalmışsa, dış saksının içerisinde, bu suyu boşaltmamız gerekiyor. Eğer fazla su varsa kökler çürür. Evet, sulamada direkt kökler suyun içerisinde kalırsa çürür. Bakın burada bir uygulamayı geçen hafta kısa bir video olarak göstermiştim. Tek kökü var ve canlanması gerekiyor. Yeni köklere ihtiyacı var. Bakın şöyle bir kabın içerisine taş koymuştum ve taşın dibine biraz su koyarak bu şekilde yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Burada bakın kök taşın üzerinden su alıyor. Direkt suyun içerisinde değil, direkt suyun içerisinde durursa bir kök çürür. Çürümemesi için bu şekilde taştan nem almasını sağlıyorum. Bakın yaprağı da geçen haftadan biraz daha büyüdü. Bu yaprak büyüyecek, yeni yeni kökler atacak, bunu bekliyorum. Birkaç tane daha kökü olduktan sonra bu orkidemizin dikimini yine birlikte yapacağız. Evet, sizler de orkidelerin sulamasına, konumuna dikkat ederekten bu şekilde güzel rengarenk orkidelere kavuşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.